Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık erik kompostusu nasıl yapılır? Bunun tarifini hazırladım. Dilediğiniz zaman kavanozu açıp afiyetle tüketebileceğiniz nefis bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen nasıl hazırlamışım detaylarına geçiyorum. Ben bu tarifte 2 kiloya yakın kırmızı erik kullanacağım. Sizler dilediğiniz erik çeşidini kullanabilirsiniz. Eriklerimi güzelce yıkıyorum. Evet, eriklerimi yıkadıktan sonra suyunu tamamen süzdürdüm ve hemen kavanozlama kısmına geçiyorum. Eriği bölmenize gerek yok. Tüm tüm hazırlayabilirsiniz. 1 litrelik cam kavanozlarımı önceden güzelce yıkayıp steril ettim ve sonrasında eriklerimi dolduruyorum. Yarısını biraz daha geçecek kadar koymanız yeterli. Çok fazla böyle ağzına kadar doldurmuyoruz. Bütün kavanozlarımızın hepsini dolduralım. Bu şekilde diğer meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Örneğin kayısı, şeftali veya farklı dediğim gibi erik çeşitleriyle de bu yöntemle hazırlayabilirsiniz. Kışın en doğalından harika meyve suları hazırlayabilirsiniz. Kavanozları eriklere doldurduktan sonra her 1 litrelik kavanozun üzerine 3 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde toz şeker ekliyorum. Sizler şeker miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Zaten kavanozu açtıktan sonra tadına bakarsınız. Eğer şekeri azsa sonradan biraz daha şeker takviyesi yapılabilir arkadaşlar. Ben 3'er yemek kaşığı koydum. Bu arada kenarda mutlaka suyunuz kaynasın. Gördüğünüz gibi ocakta fokur fokur kaynayan suyu ekleyeceğim üzerine. Kavanoz kapaklarını da diğer tarafta kaynatıyorum. Şimdi bu kaynatmış olduğum suyu şişelerimin üzerine dolduracağım. Şişelerimizin ağzına gelene kadar kaynar suyla dolduralım. Sonrasında yeni bir kapakla kapaklarını kapatacağız. Ve bir kez daha tencerede kaynatma işlemi yapacağız. Verdiğim püf noktalarına mutlaka uyarak hazırlayın arkadaşlar. Aksi takdirde malzemeniz ziyan olabilir, kapak atabilir. O yüzden verdiğim püf noktalarını atlamadan detaylı bir şekilde izleyip hazırlarsanız sonuçtan eminim çok memnun kalacaksınız. Evet, eriklerimizin üzerini kaynar suyla tamamladık. Şimdi hiç kullanılmamış ve sıcak suda kaynatılmış, kurulanmış bir kapakla sıkı bir şekilde kapaklarını kapatıyoruz. İki geri bir ileri olacak şekilde kapatmaya özen gösterelim arkadaşlar. Ben bu şekilde her sene yapıyorum ve çok da güzel oluyor. Dilediğin zaman kavanozun kapağını açıp bir kaba boşaltın. Üzerine biraz su, biraz da şeker takviyesi yapıp karıştırdıktan sonra ister taneli bir şekilde tüketin, isterseniz süzgeçten geçirip bu nefis meyve sularını tüketebilirsiniz. Kavanozların kapağını kapattıktan sonra dibinde oluşan şeker tortusunu eritmek için böyle hafif hafif sallayalım. Bu şekilde kaynar suyla hemen eriyecek. Yoksa dibinde böyle hafif tort olarak kalıyor. Evet, şimdi geniş bir tencerenin içerisine hazırlamış olduğumuz bu erik kompostlarını kapakları aşağı gelecek şekilde tenceremize yerleştirelim. Şimdi kapakların üzerini kapatacak şekilde de kaynar su ekleyeceğim ve ocağa koyacağım. Bir 15 dakika bu şekilde kapaklarıyla birlikte kaynatacağım. Bu sayede kapakları daha güzel vakumlanacak ve 1 yıl değil hatta 2 yıl bile muhafaza edebileceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ocağın üzerine koydum ve süre tutuyorum. 15 dakika kaynadıktan sonra artık ocağın altını kapatabilirim. Gördüğünüz gibi şu an kaynıyor ve dediğim gibi erikler böyle hafif hafif kabuklarından ayrılmaya başladı. Ve 15 dakika sonra ocaktan aldım. Suyunu hafif böyle süzdürdükten sonra tekrar sıkı bir şekilde kapağını kapatıp hemen ters çeviriyorum. Bu şekilde bir gün bekleyecek ve bir gün sonra artık kapaklar tutmuş olacak. Bu şekilde konserve hazırlarken mutlaka kullanılmamış yeni bir kapak kullanmak gerekiyor. Bu sayede konserveleriniz daha uzun ömürlü olacaktır.
Bir de saklama koşulları da tabii ki çok önemli. Mutlaka güneş görmeyen, hafif karanlık bir yer olursa daha uzun ömürlü bir konserve yaparsınız arkadaşlar. Benim bir tane dolabım var, kiler dolabım. Orada muhafaza ediyorum. 2 yıl da dursa hiçbir şey olmuyor. Sizler de verdiğim bilgilere mutlaka uyarak hazırlayın. Malzemeniz ziyan olsun istemem arkadaşlar. Evet, hepsini bu şekilde çevirdim. Dediğim gibi bir tabi sıkılaştırdım. Sonrasında üzerini kapatıyorum ve bir gün hiç dokunmadan bu şekilde yerinde bekleteceğim. Bir gün sonra sizlere kapakların nasıl tutup tutmadığını ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Bir gece beklettim ve üzerini açıyorum. Tutup tutmadığını mutlaka kontrol ediyoruz. Ve kapaklarımızı dik bir şekilde, yani kapağı üzeri gelecek şekilde muhafaza ediyoruz. Evet, rengi de çok güzel olmuş. Ve kapaklar gördüğünüz gibi böyle hafif içe doğru çökük olmalı arkadaşlar. Eğer dışa doğru böyle bombe gibi duruyorsa bu kapakların tutmadığına işarettir. Ama dediğim gibi hafif böyle içe dönük gibi duruyorsa tutmuştur. Mutlaka bütün kapakları tek tek kontrol ediyoruz. Evet, ilk defa yapanlar için ve kapağın tutup tutmadığını nasıl anlarız diyenler için detaylı bir şekilde bu kısmı göstermek istedim. Hepsi tutmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif içe doğru çekik bir şekilde. Bu kaynatmış olduğumuz yöntem sayesinde oluyor. Tutmaması mümkün değil arkadaşlar. Ola ki tutmadı, kapaklar sıkıntı yaşattı veya farklı bir problem oldu. Onu da buzdolabına kaldırın. 2-3 gün içinde açıp tüketebilirsiniz. Hiç problem değil arkadaşlar. Evet, benim kapaklarımın hepsi tuttu. Benim böyle bir dolabım var. Dediğim gibi oraya koyacağım ve kışın istediğimiz zaman açıp afiyetle tüketeceğiz. Dediğim gibi biraz şeker, biraz da sulandırarak harika bir meyve suyu içmiş olacaksınız. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok kış hazırlığı, turşu tarifleri ve birbirinden güzel yemek tarifleri kanalımda mevcut. Onlara da göz atmayı unutmayın. Eminim ilginizi çekecek birçok tarif bulunmakta. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.